Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugünkü konumuz münafıklar. Kur'an-ı Kerim'de münafık nasıl tarif edilmiştir? Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz en çarpıcı olan ayetle başlamak istiyorum. Münafıkun suresi 4. ayette Allah şöyle buyurur. Sen onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuştukları zaman da dinlersin. Sanki onlar dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Her çareyi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Yani benim anladığım kadarıyla bu ayetin özeti şudur. İnsanların sakallarına, cübbelerine, tiplerine, kalıplarına, süslü konuşmalarına aldanmayın. Onların gerçekte icraatlarına bakın diyor Allah bize. En aziz duygularınızı sömürtmeyin insanlara diyor Allah bize burada. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Hakikatte iman etmiş değillerdir. Bakara suresi 8. Allah'ı ve iman edenleri aldattıklarını sanırlar. Hakikatte sadece kendilerini aldatmaktadırlar. Farkında da değillerdir. Bakara suresi 9. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını artırmıştır. Yalan söylemeleri, yalanlamaları nedeniyle onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bakara suresi 2 ve 10. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın Biz denildiğinde sadece ıslah edicileriz derler. Bakara suresi 11. Dikkat edin, onlar bozguncuların ta kendileridirler. Lakin farkında değillerdir. Bakara suresi 12. Onlara insanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman biz zayıf akılların iman ettiği gibi inanalım derler. Dikkat edin, zayıf akıllı olanların ta kendileridir onlar. Lakin bilmiyorlar. Bakara suresi 13. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kalıncaysa biz sizinle beraberiz. Ancak biz onları alaya almaktayız derler. Bakara suresi 14. Hakikatte ise Allah onlarla alay eder ve azgınlıkları içinde bocalayarak yaşamaları için onlara mühlet verir. Bakara 15. İşte onlar hidayeti sapkınlıkla değişmişlerdir. Bu değişim neticesinde ticaretleri kâr etmemiş, doğru yolu da bulamamışlardır. Bakara 16. Onların misali şuna benzemektedir. Bir ateş yakmıştır, etrafını aydınlatmaya başlayınca da Allah onların nurunu, ışığını almış ve onları karanlık içinde görmez bir halde bırakmıştır. Bakara 17. Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Böyle oldukları için de onlar imana geri dönemezler. Bakara 18. Ya da onların durumu içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek taşıyan bir yağmura benzer ki, yıldırımın dehşetinden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına kapatırlar. Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Bakara suresi 19. Şimşek neredeyse gözlerini hızlıca alıp kapı verecek. Önlerini her aydınlattığında onun ışığında yürürler. Onları karanlıklarda bırakınca yerlerine çakılırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görme duyularını alıverirdi. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Bakara suresi 20. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına dair söyledikleri senin hoşuna gider. Sözleriyle seni etkiler. O kalbinde olanan iyilik, güzellik, ıslah olduğuna dair Allah'ı şahit tutar. Oysa o düşmanın en beter olanıdır. Bakara suresi 204. Bir işin başına yönetici olduğunda ya da yanınızdan ayrıldığında yeryüzünde bozgunculuk yapmak, ekini ve nesli yok etmek için çalışır. Oysa Allah bozgunculuğu sevmez. Bakara suresi 205. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu ve kibri onu günaha sürükler. Böylesine cehennem yeter. O ne kötü bir yataktır. Bakara suresi 206. Şüphesiz ki münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar. Sen onlar için bir yardımcı da bulamazsın.
Nisa suresi 145. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar müminlere bunları dinleri Allah'ın yardım edeceğine dair inançları aldattı diyorlardı. Kim de Allah'a tevekkül ederse şüphesiz ki Allah izzet sahibi, her şeyi mağlup eden, aziz, hüküm ve hikmet sahibi olan hakimdir. Enfal suresi 49. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Bakara suresi 8. ayet. Bakara suresi 9. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Bakara suresi 10. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Bakara suresi 11. Bakara suresi 14. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa derler ki şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz. Bakara 15. Asıl Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına belli bir süre tanır. Bakara 16. İşte bunlar hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır. Fakat bu alışverişleri bir yarar sağlamamış, hidayeti de bulamamışlardır. Bakara 17. Bunların örneği ateş yakan adamın örneğine benzer ki onun ateşi çevresini aydınlattığı zaman Allah onların aydınlığını giderir ve göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Bakara 18. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bundan dolayı dönmezler. Bakara 19. Ya da bunlar karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşeklerle yüklü, gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Bakara suresi 20. Çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek, önlerini her aydınlattığında biraz yürürler, üzerlerine karanlık basıverince de kala kalırlar. Allah dileseydi işitmelerini de görmelerini de giderivererdi. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Bakara suresi 27. Ki bunlar Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyleri keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar işte bunlardır. Bakara suresi 204. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır. Bakara suresi 206. Ali İmran suresi 7. ayet. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma, kaypaklık olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun teviliğini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenlerse biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Yani burada Allah bize şunu anlatmaya çalışıyor. Bazı ayetler vardır, kesin zaten tartışılamaz, hükümdür. Yani namaz kılmak farzdır, zina yapmak haramdır. Bu kesindir, tartışılamazdır. Ama müteşabih olanlar, muallak gibi görünen bazı ayetler vardır. Bu münafık olanlar bunların peşine düşüp onlardan kendisine nasıl menfaat sağlayacaklarını düşünürler. Burada Allah bize onu anlatmaya çalışıyor. Nisa suresi 81. ayette tamam kabul derler ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 82. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı?
Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar, çelişkiler, ihtilaflar bulacaklardır. Nisa suresi 83. Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde onu yaygınlaştırıverirler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine götürmüş olsalardı, onlardan sonuç çıkarabilenler onu bilirlerdi. Allah üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, azınız hariç herhalde şeytana uymuştunuz. Nisa suresi 88. Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. Nisa suresi 142. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Nisa suresi 143. Arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla ne bunlarla. Allah kimi saptırırsa artık sen ona yol bulamazsın. Nisa suresi 144. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık kesin bir delil vermek mi istersiniz? Nisa suresi 145. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı da bulamazsın. Nisa suresi 146. Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılanlar başka. İşte onlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere büyük bir ecir verecektir. Şimdi elimden geldiği kadarıyla Kur'an-ı Kerim'deki bazı münafıkları anlatan ayetleri derlemeye çalıştım. Münafıkları anlatan daha birçok ayetler var. Ben en çarpıcı olanlarını almaya çalıştım. Yani Allah bize kısaca münafığın tarifini şöyle yapıyor. İnsanların tiplerine, şekillerine, kalıplarına, sakallarına, cübbelerine değil, yaşantılarına, icraatlarına bakmamızı öneriyor. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.